Yargıtay'dan çıkan kredi kartı sahipleri kart aidatlarını 10 yıl geriye doğru alabilir kararı tüketiciyi sevindirmişti. Ancak daha sonra onları üzecek bir haber Türkiye Bankalar Birliği'nden geldi. Türkiye Bankalar Birliği, kart aidatları ile ilgili tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğini savundu. Birliğe göre böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi kartı hizmeti bankalar için riskin yanı sıra bir maliyet de gerektiriyor açıklaması geldi. Bu şok açıklama, Yargıtay'dan lehte karar çıkmasını sağlayan tüketici derneklerine geri adım attırmadı. Mesela şu kadar, yüzde şu kadar daha şanslı. Bursa'da konuşan Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı. 500 limiti olan bir tüketiciden her yıl 50 lira üyelik kart ücretinin almasının hukuka, hakkaniyet ölçülerine ve vicdana aykırı düştüğünü düşünüyoruz ve bunun alınmamasını bankalardan bekliyoruz. Kredi kartı aidatının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Yılmaz, bankalar tüketiciyi yolunca gaz olarak görüyor dedi. Mevduat hesabından alınan hesap işletim ücretine gelince, yani tüketiciden hesap işletim ücreti almak, banka çalışanlarının maaşlarını tüketiciye fatura etmektir. TÜDEF Genel Başkanı gecikme faizlerinin yüksekliğine de dikkat çekti. Kredi kartı aylık aktif ve gecikme faizleri son derece yüksek olup Avrupa standartlarının üzerindedir. Peki neler yapılmalı? Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bankalardan isteklerini tek tek sıraladı. Bankalar tüketiciden yıllık üyelik aidatı almamalı. Tüketiciyle sözleşme imzalarken standart olmayan, tüketiciyle müzakere ederek sözleşme yapan banka istiyoruz. Yine tüketici kredilerinden dosya masrafı, hayat sigortası, ekspertiz ücreti ve ipotek fek ücreti almayan banka talebimiz var.